Ya oğlum öyle bir yerden çağırdılar ki babam aradı. Hani bizim bir tanışın yükü taşınacakmış. Yoldan da çıktık baya baya vardı. Bir tanışın yükü taşınacakmış. Sen git al dedi. Ama baya baya uzak abi o da ya. Hani ana yoldan hiç gidemem. Burada böyle aracı bir yol var. Ben bu yolu biliyorum. Birkaç kere gittim geldim önceden. Bu yolda daha yakın oluyor. Baya baya yakın oluyor. Ama diğer yolda ciddi anlamda baya baya uzun oluyor. Hani oradan buraya baya baya zor geliriz yani. Hatırlı bir insan olduğu için, geçmişte de bize çok yardımcı olduğu için kıramadık ve gideriz. Sorun yok yani. Aracımızın direksiyonu sağ tarafta. Sol tarafı alamadığım için sağ tarafta. Ama aracı şartlarına en uygun araç bu olduğu için bunu aldım. Arkayı şu anda, sağ aynayı görüyorsunuz, nasıl duman kalkıyor. Baya duman kalkıyor arkada. Toz duman kalkıyor arkada ya. İşte gidip o yükü alalım. Ciddi anlamda çok iyiliği, çok yardımı dokunmuş bir insan. Onun yükünü almak şart yani, artık emir gibi bir şey. Ondan dolayı ben de direkt gireyim. Ama o ana yoldan gidersem ana yol çok uzatıyor. Burada 7 ya, ana yolda 14 oluyor. Nasıl fazla sayı? Bu aracı zaten ileride aracılar dedemin. O yüzden böyle buradan rahat rahat gidiyorum. Çok fazla da bir şey olmaz. Zaten o yüzden gittim bunu aldım. Hani biraz daha böyle şeylere uygun. Vitesi atmıyorum bilerek. Vites attım mı ikinci vitesi var ya, uçuyor bu. Burada bizi uçurur. Ben de biraz biliyorsunuz hani aksiyim. Gaza basıyorum hemen. O yüzden vites birde kalsın. Zorluyorlar arkadaşlar. Genelde traktörü falan gidip geliyor burada. O yüzden görüyorsunuz zaten şey izleri nasıl büyük açılmış. Ama biz pick-up'la geldik. Nereden bulayım oğlum traktörü? Bir de zaten ana yola falan çıkacağım. Traktörü ne yapayım lan? Burası kısa olduğu için buradan gidiyorum. Ondan sonra ana yola bağlanır, gazlarım zaten. Bu araç da çok değişik bir araç. Şanzıman nasıl bir şey de. Hani bastığımız uçuyor abi. Bu ne lan biz burada? Geçiyormuş lan. Ha tamam geldik. Buradan şu ileriden ana yola bağlanıyoruz. Oradan yaldıracağız artık yani. İleriden ana yola bağlanacağız arkadaşlar. Böyle sinyal veririm, sonra gidip orada unutuyorum. Evet, buradan ana yola bağlanıyoruz artık. Ana yoldan sağa döneceğiz sanırım. Öyle gösteriyor ama nerede belli olmaz. Gelen giden var mı? Hemen bağlanalım şöyle. Buradan da sola dönüyoruz. Tamamdır. Burada biraz basabilir miyim acaba ya? Abi bu araç çok uçuyor ya. İyi araç, güzel araç da çok uçuyor. Buradan yine dönüyormuşuz. Duralım buradan. Dönmüyoruz değil mi lan burada? Yaya yolu. Bekleyelim burada. Evet görüyorsunuz aracımız pick-up arkadaşlar. Şurası böyle yaya yolu falan, ışıklar falan var. Burada fazla gaz yapamayız arkadaşlar. Ben sağa döneceğim, şu yanlış şeride girdim yalnız ya. Dönebilir miyim buradan? Sonradan fark ediyorum her şeyi. Uçalım abi buradan, uç uç uç.
Köy, ha tamam. Geldim abi ya, bir şey kalmadı fazla. Ha burada. Tamam bak bunlar. Tamam. Şu ileriden hemen dönüp gelin ben. Fazla vites arttırmak istemiyorum. Vites arttırınca uçuyor, durmuyor. Abi söyleseydiniz diğer taraftan döneydim ben. Buradan direkt döneydim ya. Niye öyle yanlış bir yerden gittim ki ben? Kimse var mı? Tamamdır. Gidelim yükü alalım. Bakalım yükü nereye götüreceğiz? Neredeydi abi? Ay şurada, tamam. Şöyle yavaş yavaş dörtleri yakıp durayım ben burada. Yükle abi, yükle yükle. Tamamdır, yük yüklendi de yani 500 metre götüreceksin diyor. Oğlum ben 500 metre için mi geldim o kadar yolu ya? 500 metre götüreceğim diyor lan. Abi elle taşısan o kadar uzun sürmez, gözünü seveyim ya. Neyse ya, bir şey demem. Adamın bize çok emeği geçti. Bir şey demek istemiyorum, oradan bir şey olmaz. Ben buradan boşalsın, tamamdır. Ben buradan gazlar dönerim eve artık. Tamamdır, yükü teslim ettik. Ben buradan direkt bağlanırım artık. Gider şeye doğru. Bizim eve doğru. Abi 2 dakikalık iş için kaç kilometre yol geldim ama ya. Allah billah ya. İki saattir yol geliyorum ama.